GSM Erişim'den hepinize merhabalar. Bugün Mi 14 Ultra ekran değişimi gerçekleştireceğiz arkadaşlar. Evet, malzemelerimizi köşeye koyduk. AST bilekliğimizi takıyoruz. Ve onarımla başlayacağız arkadaşlar. Malzemelerimizi kaldıralım. Evet. Görmüş olduğunuz gibi cihazımızın ekranı sol köşeden doğru darbeymiş. Bu şekilde göstereyim sizlere. Yakından da göstereyim arkadaşlar. Cihazımız da bu şekilde. Gayet güzel ve hoş bir cihaz arkadaşlar. Xiaomi Mi 14 Ultra. Evet, arka kapağımızı ısıtarak onarımına başlıyoruz arkadaşlar. Isımızı dört bir köşeye uyguluyoruz. Isımızı kontrolünü sağlayalım. 42 derece biraz daha ısıttıktan sonra arka kapağımızı yerinden sökebiliriz. Evet, yeterli olacaktır arkadaşlar. Neşterimi kapaklı kasanın arasına sokuyorum. Görmüş olduğunuz gibi alkolümü bu arada çok az bir şekilde döküyorum. Ve dört bir köşeyi geziyorum arkadaşlar. Direkt zaten kapak kendini atacaktır. Evet, görmüş olduğunuz üzere cihazımızın içi devasa bir kameramız bu şekilde sizleri karşılıyor. Arka kapağımızı açınca direkt bu şekilde göstereyim. Evet arkadaşlar, vidalarımızı sökelim ve onarımıza başlayalım. Evet, bunları mıknatıs tutmuyor arkadaşlar. Buradan hızlı bir şekilde NFC antenimizi kaldıralım. Bu vidamızı açtık ama evet. Okey, yerinden çıktı arkadaşlar. Bu açık yeşil vidalarımızı da köşemize atalım. Parçalarımızı da köşeye koyalım arkadaşlar. Evet. Batarya konnektörümü çıkartıyorum ilk başta. Görmüş olduğunuz üzere. Sonrasında alt buzzer'ımın plastiğini yerinden çıkartacağım. Koaksiyel kablomu boşaldım arkadaşlar.
Evet, görmüş olduğunuz üzere. Ekran konnektörümü yerinden çıkartıyorum şu an. İçi sanki biraz Mi 11 Ultra'yı anımsatıyormuş gibi geldi bana arkadaşlar. Mi 13 Ultra gibi. Evet, Mi 11 Ultra, Mi 13 Ultra. İçine az bir şey anımsatıyor. Evet, bunları çıkarttık. Burayı takalım. Burası 1 olarak gördüm çünkü. Evet. Bu şekilde çeviriyoruz arkadaşlar ve ekranımızı ısıtıyoruz. Evet, buranın temizliği bizi çok zorlayacak arkadaşlar. Çünkü ekran paramparça bir şekilde. İnşallah hızlı ve güzel bir şekilde yerinden çıkartırız. Yoksa biraz oyalanacağız. Evet, ekran ısımızı da kontrol edelim arkadaşlar. Isımızı bir çekelim. 60-70 derece arası gösteriyor ama biraz yanlış gibime geliyor. Yo, var. Evet, biraz ısınmış. Biraz daha ısıttıktan sonra neşterimizi de ekranın köşesinden doğru kaldıracağız arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi neşterimizi ekranın kasanın arasına takıyoruz ve alkolümüzü bu aradan doğru döküyoruz arkadaşlar. Aynı şekilde bu taraftan da yapalım. Kırık çok var. Onun için parça parça çıkacak gibime geliyor. Bu tarafta da aynı şekilde. Mavi jiklemi buraya sokuyorum arkadaşlar. İç taraftan doğru kastırsın. Alkolümüzü döktük ve gitar piyanomuzu aşağı doğru inelim. Arkadaşlar, bunu dışarıdaki çekeceğim şimdi. Cam kırıkları tezgahımızı kirletmesin. Evet. Ekranımızı çıkarttık. Tabii ki köşedeki cam kırıkları duruyor.
Evet, bantlarımızı yerinden sökelim arkadaşlar hızlıca. Son bantımı da çıkartıyorum. Evet. Gayet temiz çıkarttık arkadaşlar. Hiç zorlanmayacağız. Evet. Yani bana sorarsanız şu an çok temiz bir işçilikle devam ediyoruz arkadaşlar. Olması gerektiği gibi. Evet. Görmüş olduğunuz gibi hiçbir cam kırıkları, cam taneleri yok arkadaşlar etrafında. Yakından da sizlere göstereyim. Evet. Silikonumu alıyorum arkadaşlar. Dört bir köşeye, iç kulaktan arası hariç, çok ince bir şekilde sürüyorum. Evet, silikonumu sürdük arkadaşlar. Ekranımı köşeye koyuyorum. Ve orijinal servis ekranımı kutusundan çıkartacağım. Evet, görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Orijinal servis ekranım. Evet. Bu şekilde sizlere de göstereyim. Ekranımızı yerine oturtuyoruz. Evet, çok güzel oturdu arkadaşlar. Yani inanın böyle bir kaliteli bir cihazı yaparken yani çok mutlu oluyorum. Ayrıyeten kullanan müşterim de çok seviniyor. Ya çünkü temiz bir işçilikle teslim ediyorum. Bu arada yaptığımız işlerin her biri 6 ay garantilidir arkadaşlar. Konnektörlerimizi oturtturduk. Buradan çıkarttığımız folyomuzu da yerine koyuyoruz. Alt pazarımı da yerine oturtuyorum. Alt pazarımı vidalarını yerleştiriyorum arkadaşlar. Evet, koaksiyel kablomuzu yerine oturttuk. Buradaki küçük metalini de yerine oturtturalım. Evet, garanti etiketimizi de yapıştırıyoruz arkadaşlar alt tarafa.
Görmüş olduğunuz üzere batarya konnektörlerimi yerleştiriyorum yerine. Buradaki flex'imi yerine oturtuyorum. Evet. Ve işlemimiz tamamdır arkadaşlar. Buradaki vidaların yerlerini hatırlıyor musunuz sizler? Evet. İşte bu işin en önemli kısmı. Söktüğünüz vidayı yerine takacaksınız arkadaşlar. Evet, şimdi sorabilirsiniz bu vidayı neden buradan buraya taktınız diye. Onda problem yok arkadaşlar. Renkler birbirini tutuyor zaten. Ve ikisi de mıknatıslı vida olduğu için bir problem yaratmıyor. Aynı şekilde garanti etiketimizi de buraya yapıştıralım. Arkasıyla da biraz destek uyguluyorum ki tam yapışsın arkadaşlar. Evet. İşlemimiz bitti sayılır arkadaşlar. Arka kapağımızı yapıştıracağız. Silikonumuzu sıkıyoruz dört bir köşeye. Yeterli olacaktır arkadaşlar. Ve kapağımızı yerine oturtuyoruz. İşlem bu kadar. Şimdi power tuşumuza basalım. Sim tray'imizi de yerine takalım arkadaşlar. Power tuşumuza basalım ve cihazımızı açalım. Evet. Görmüş olduğunuz üzere Xiaomi HyperOS kullanıyor işletim sistemi olarak. Bakalım özel bir şey. Bu şekilde sizlere de gösterebilirim. Dokunmatiği çalışıyor arkadaşlar. Merak ettiyseniz kamerayı da sizlere göstereyim. Şu an 1x'te, evet. Şu an görüyor musunuz pek bilmiyorum ama inanın kamerası çok kaliteli ve çok net. Ön kameramızı da göstereyim böyle sizlere. Ön kameramız da çok güzel. 5x. Evet, bu makro galiba. Evet. Kapattık. Cihazımızı da ekrana kilitleyelim arkadaşlar. Ve mengenimizi oturtturalım. Jelatinimizi tekrar üzerine takalım. Evet arkadaşlar, cihazımızın işlemi bitti. Eski ekranı hemen köşemize koyalım. Videomuzu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederiz. Ve bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Sağlıcakla.